Yine Rusya'nın şöyle bir yanılgı olmasın efendim izleyicide de bütün bu konuşmalarda. İşte bakın Amerika karşıtlığı, NATO karşıtlığı, çünkü Amerikan emperyalizmine bilmem ne. Hayır öyle yandaş bir şey olduğumuz, Rusya olumlu görünmek Türkiye. Var yandaşız tabii. Ülkemizin yandaşıyız, devletimizin yandaşıyız, milletimizin yandaşıyız. Geleceğimizi hazırlamanın yandaşıyız. Şeyi o. Ben hep şöyle söylerim efendim. Çatı çöktüğünde altında herkes kalacak. Önemli olan onun tutmak. Onu bir dakika. Onu Bilge Kağan söylemiş zamanında. Ey Türk demiş. İşte onun devamı. Yer yarılmasa, gök çökmese sana bir şey olmaz. Tabii. Ama uyuşuyorsun bazen demiş. Evet efendim. Biz de onun devamıyız. Şimdi ben bir soru sorayım size vatandaşımız adına. Bir de ben de şöyle bir şu ifadeyi de kullanayım. Hem izleyici ne der hem siz ne dersiniz. Şimdi Putin özellikle Karadeniz'e çok vurgu yaptı ve dikkat çekti. Tamam. Karadeniz bir iç deniz. Montre. Değil mi? Heh, bir iç deniz ve biz en önemli. Bugün neyi görüyoruz? Bu büyük dahi adam Atatürk'ün bir kez daha herkes karşısında saygıyla eğilsin. Yok bu büyük herkes adamın, karşısında değil. Tabii küfürler ediyorlar, hakaretler ediyorlar. O mercimek beyinli insanlar, o örümcek. Hayır, mercimeğe hakaret etmeyin. Mercimek besleyici bir üründür. Lütfen. Tamam o zaman. Bütün bunları geri alıyorum. Montrö'nün ne kadar önemli olduğunu, bakın Putin bile vurgu yapıyor. Montrö'nün ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'yi nasıl bu bölgelerdeki sıcak savaştan, beladan sıyırıp çıkaracağını işte bütün bu konuşmalardan ve şu Ukrayna'daki yakılan ateşten sonra bir kez daha anlıyor. %100 doğru. Onun için bu Montrö üzerine laf edip Montrö de değiştirilmeli. Montrö efendim, o bunu sulandıranlara karşı, Lozan'ı sulandıranlara, Montrö'yü sulandıranlara. Gazetecilik yapıyorum diyerekten sulandıran çok var. Çok efendim. Onun için ders olsun herkese. Şimdi bir kez daha görün ki bu o dönemin karar vericilerinin yalnızca düşündükleri tek şey ülkeleriymiş. Bir kere daha bunu anlayın, öyle para pul değil, ülkeleriymiş. Buyurun efendim, siz bir soruyla dediniz. Birincisi şunu söyleyeyim. Atatürk'e laf etmek, Mustafa Kemal aleyhinde konuşmaya kalkmak, dolaylı dolaysız Allah katında günah işlemektir. Bir vefat etmiş birisinin arkasından konuşulmaz. İkincisi, ülkesine, milletine bu kadar yararlı olmuş bir insanı ondan sonra olmaması gereken bir yerden eleştirmeye çalışmak vefasızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir. Doğrudan doğruya Allah'ın hakkında katında günah işlemektir. Bu günahın da affı yoktur. Şimdi bambaşka bir konuya geleceğim. Başka bir şey söyledi tabii. Dinimizde Cenab-ı Hak kendisine karşı işlenen bütün günahlara karşı Rahman. Ben affederim, samimi olarak tövbe et diyor. Ama diyor başkasının hakkını yemişsen bir şey yapamam diyor. Bakın kul hakkı. Her biri kul hakkı yiyor. Ve o kul hakkının hesabını Cenab-ı Hak karşısında bile veremeyecekler. Kul hakkı yemek. Şimdi inancımız ne? Kadir mutlak. Ol deyince evreni oluşturmuş. Big Bang teorisi de onu diyor aslında. Bak, ol deyince. Ama o kadir mutlak diyor ki Ahmet'in hakkını Mehmet yemişse Mehmet bana gelmesin diyor. Bir şey yapamam diyor. Yani kudreti gücündeki acizliği kul hakkına verdiği değeri gösteriyor. İslam'ın neredeyse en temel direklerinden biri. Mustafa Kemal aleyhine ağzını açan ondan sonra önce dediğim gibi Allah katında en büyük günahı işliyorlar. Ve nasıl diyeyim, affedilemeyecek bir günah. Rahmanı olmayan bir günah. Tabii şimdi o neyse, zaman gelelim bu, şeye. Tam bununla ilgili sorun benim, özür ama bağışlayınız. O zaman buna da ben şu, müsaadenizle şöyle bir şey ekleyeyim. Ne diyeceksiniz? Örneğin Amerika'da bir Amerikalı, bir Amerikan vatandaşı, kurucu dört babadan birisi olan örnek, Washington'un aleyhinde hiç hakaret ettiği, küfrettiği, heykellerine saldırdığı görülmüş mü? Yoktur. İtalya'da birliği sağlayan Garibaldi için, en İtalya'dan söz ediyorum ya, bir Akdeniz ülkesi, ya da Charles de Gaulle için Fransa'da kimsenin yani onu bırakın, ondan sonra yaptığı bir sürü savaş kazanım sonuncusunu kaybederekten Fransa'ya, Paris'e Rus askerinin kadar gelmesine sebep olmuş Napolyon'u bile büyük kahraman olarak sizin en iyi tanıdığınız işte onun için ucube laflara bakmamak ya da Rusya'da lazım. Büyük Petro'ya bak. Putin tabii. Ne anlattı? Aynı. Aha, tabii. Niye büyük devrimci, büyük Petro? Biz deli Petro benim diyoruz. Benim prensibim şudur. Ama Türkiye'de Atatürk'e. Geçmişimizle ilgili hiç kimseye eleştirme hakkımız yok. Ondan sonra. Ne şartlar içinde neyi ne yaptıklarını bilmiyoruz. Hayır, eleştirebiliriz ama hakaret edemezsiniz. Küfür valla bana göre eleştirmeyelim bile. Hakkı yok öyle bir şey. Bir devleti, bir devlet, bir millet efsaneler üzerine de kurulur bakın şeyine. O günkü koşulları göz önünde tabii, bulunduracak. Tabii. Aynen, eleştirecekseniz aynen. De o koşulları göz önünde. Bu biraz işte şey alışkanlığı.
Oturduğun koltukta en son 100 metreyi 3 dakikada koştuktan sonra dili çıkmış birisinin futbolcuyu söylerken vay ona niye vuramadın diye. Neyse gelelim konumuza. Evet, buyurun sorun demiştiniz. Şimdi vatandaşımızın da hani sorduğu oluyor. Bana da soranlar oldu etti. Şimdi NATO 30'a yakın, yani Avrupa'da bir NATO ordusu şu anda varsa, ne hazırlandıysa bilmiyorum, fazla açık bilgiler de yok fazla. Ne hazırlandıysa bunlar 30'a yakın ülkenin şeyle oluyor, katılımıyla oluyor. Hı hı. Tamam mı? Yani Türkiye'den de Yunanistan'dan şuradan bundan. Bunların her birinin dili farklı. Yani kimisi